artık. Benim kadınım olacaksın. Zühtü, ekmek getir. Zühtü, sigara getir. Zühtü. 1928 yılı Mayıs 16'da Balıkesir'de bir Yeşilçam Yıldızı Dağı doğdu. Aslında o bir bakışıyla bizleri korkutmayı başaran Kudret Karadağ. Namusun bir paralık oldu. Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu. Seni dörde çarpar 12'ye bölüm. Türk sinemasının aranan en başarılı kötü adamlarından biridir. Genellikle başrolden dayak yiyen, her dayaktan sonra tekrar kötü adam olmaya devam ederek yine dayak yiyen adam oldu. Akıllara kazınan bir diğer özelliği, bıyıklarının yukarı doğru kalkık olmasıdır. Sanki genelde kötü adamlar bıyıklarıyla da hatırlanır izlenimi var Yeşilçam'da. Bu arada en önemli nokta, sinema emekçileri dendiğinde Kudret Karadağ'da katmasak olmaz. Hani filmlerde genelde kavgaya giriş sahneleri var ya, özellikle eski Türk filmleri sahnelerinde göğsünü gere gere kavgalara ilerleme, ses, bakışlar, bıyıkları yukarı kaldırma. İşte bu özelliklerin hepsine sahipti Kudret Karadağ. Evet, bu adam kesinlikle kötü adam rolü için dünyaya gelmiş demek doğru olur. Çünkü sayısız filmlerde rollerini hakkıyla yerine getiren başarılı bir oyuncu olmuştur. Kudret Karadağ terhisini kutlamak için Beyoğlu'nda Çiçek Pasajı'na gider. Burada en ünlü Yeşilçam yıldızlarını kazandıran yönetmen Zeki Çan'la tanışır. Oyunculuk teklifi alır ve bir süre düşündükten sonra sinemaya başlar. Muharrem Gürsoy yönetmenliğinde ve başrollerini paylaştığı Muzaffer Nebioğlu, Adil Güldürücü, Mualla Sürer'le birlikte 1954 yılında sinemaya Bir Şoförün Hayatı filmiyle adım atar. Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi ünlü yıldızlarla birçok filmde rol alır. Ahmet Tarık Tekçe'ye de çok benzetilir. Ama her kötü adam kendi rolüyle Türk sinemasına ün salmış, seyirciye farklı duygular bırakan yetenekli oyunculardır. Zeyno, Dağların Oğlu, Dokuz Canlı Adam, Kan ve Kurşun, Hesap Günü, Maskeli Beşlerin Dönüşü, Ömrümün Tek Gecesi, Cesur Kabadayı, Günah Bende Mi, Turist Ömer Arabistan'da, Çifte Tabancalı Kabadayı, Kara Gözüm, Seven Ne Yapmaz, Turist Ömer Yamyamlar Arasında, Beş Hergele, Namlunun Ucunda, Büyük Bela, Destan, Şeytanın Kurbanları, Erkekler Ağlamaz, Salako, Tarzan Korkusuz Adam, Baş Belası, Polis Görev Başında, Tatar Ramazan Sürgünde, Tatlı Kaçıklar, Yıkılacak Kadın, Üç Kağıtçı, Üvey Baba, Hangimiz Eşek, Tatlı Kaçıklar, Sevdan Öldürdü Beni, Ninja Gece Savaşçısı, Fırtına Kemal, O Benim Karımdı gibi daha birçok film ve dizilerde oyunculuğunu göstermiştir. Kudret Karadağ için bazı yorumlar vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Kudret Karadağ aynı zamanda sazı elinde bir aşık, bir halk ozanıydı. Yıllar önce Malatya'da düzenlenen bir aşıklar şenliğinde sazını ve sözünü dinleyebilme olanağı olmuştu. Bir de bu vatan için toprağa verdiği oğlu vardı. Belki de ondandı sazının ve sözünün yanıklığı, ruha işlemesi. Bilemem. Gülserli Demir. Beyoğlu'nda bir mekanda tanıştık. Biz içiyorduk. Kendisine de ikram ettik. Sadece bir bira içti. Bir resmini istedim, yoktu. Ama kendisine tertip edilen bir gecenin davet kartı vardı. Kendi resmi basılı. Arkasına bir şeyler yazdı, imzaladı. Çok filmini izledim ama filmlerinde verdiği görüntüyle ters orantılı bir kişiliğe sahip olduğu aşikar, tam bir İstanbul beyefendisiydi. Kamil Zafer. Fiziğinden İstanbul'da olduğunu anlamıştım. Sinemadaki kötü adamların çoğu değil de hepsi gibi beyaz perdede canlandırdığı rollere ait çizginin tam aksi bir karakterin sahipliğini yapmış bulunduğunu da. 1994'ten sonra Yeşilçam'dan emekli olmak ister ve o hep içinde olan tiyatroya yönelir. Fakat zaman o kadar uzun değildir onun için. 2004 yılının 3 Şubat'ında İstanbul'da kaybettik. Bunu bir kaybediş olarak görmeyen izleyicileri kalplerinde yaşatmaya devam ediyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.